Günaydın. Kapıyı vurdum, cevap vermedin. Duymadım. Ne oldu, sabah sabah canını sıkan bir şey mi oldu? Yok. Evet. Ne vardı? Randevu talebimize Ankara'dan cevap geldi. Ha. Güzel. Yarın saat 14'te bakanlıktaki toplantıya katılacağız. Müsteşarla da öbür gün sabah 9'da görüşeceğiz. Bu durumda orada bir gece kalmamız lazım. Biliyorum senin için iyi olmadı ama onca bürokratik işlemden geçtikten sonra bu adam yeni evlidir, iki görüşmeyi de aynı güne alın diyemedim. İyi. Gidelim bakalım. Biletlerimizi aldırdım. Oteli de ayarlıyorlar şimdi. Tamam. Bu iş balayı planlarını bozmadı inşallah. Ne zaman çıkıyorsunuz balayına? Hafta sonu. Güzel. Yurt dışına mı? Evet. Kahve içtin mi? Ben kendime kahve söyleyeceğim. Bak, rica etsem odanda içer misin kahveni? Çalışmam lazım. İyi çalışmalar. Süheyla, şuradan böreğin harcını veriversene. Olur. Bol bol koy, olur mu nine? Şuna bak. Adam oldu da bana ne yapacağımı söylüyor. Affedersin. Anne. Şimdi sen de kızacaksın ama fırından tepsiyi alır mısın? Ellerim hamurlu. Tamam kızım, tamam. Şunlar neli? Elma ve tarçınlı. 5 tane de ondan alayım. Buyurun. Özel kurabiyelerimizden tadın. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Başka bir arzunuz? Bu kadar. Oo, getir getir. Taze poğaçamız geldi. Buyurun oturun, bir çay ikram edeyim size. Sağ olun, içmeyeyim. Ne tuttu? 17.800. Ama biz sizden 15 alalım. Teşekkür ederim. Buyurun. Güle güle hanımefendi, yine bekleriz. Sadece alışveriş için değil, her zaman bekleriz. Bir çayımızı kahvemizi içersiniz. İnşallah. İyi günler. Elin kadınına asılmaya utanmıyorsun değil mi? Ne asılması be, saçmalama. Otur çay içelim bilmem ne. Ne oluyor? Müşteri o, müşteri kendine gel. Müşteri veli nimetimizdir. Kadına şirinlik yapacağım diye bir de eksik para alıyorsun. Sen müşteri tutmaktan ne anlarsın? Git hamurunu yoğur hadi. Guten Tag. Kız senin yüzünden zarar edecek. Yürü git kendi dükkanını batır. Sayenizde battı zaten. Ne oluyor ya? Ya oğlum sen dur şu kasada. Gitsin bu, vallahi çıkar çıkacak. Hadi baba. Tamam be tamam. Sizin dükkanınıza kalmadık. Ne o? Yol parası lazım. Bırak Menekşe'nin parasını, ben veririm. Hayırlı işler Süheyla Hanım. Ya çekeceğimiz var bununla valla. Al ya. Hoş geldin. Hoş bulduk Emine. Ne haber? İyidir. Emine verir misin? Halil. Halil. Canım ne yapıyorsun? Çalışıyorum, sen? Ben de çalışıyorum.
Menekşe, ben yarın Ankara'ya gidiyorum canım. Ya. Hı-hı. Resmi görüşmelerimiz var. Kalacak mısın? Bir gece. Hay Allah, ne yapalım, git. Beraber gidelim mi? Bilmem. Mithat bizim biletleri, oteli falan ayarlamış. Ay, o da mı geliyor? Evet. Sen de gelirsen hemen biletini aldırırım. Yok, ben onunla bir araya gelmek istemiyorum. Sen git gel. Peki canım, sen bilirsin. Tamam, akşam evde görüşürüz o zaman. Tamam. Öptüm seni. Ben de. Dün bir bugün iki, hemen yalnız bırakmasaydı seni. Ankara kaçmıyor ya. Resmi iş, gitmesi olmaz. Hem bana da gel dedi. Gitseydin kızım, değişiklik olurdu. Yok, Mithat Bey'le gidiyorlar, boş ver. Hafta sonu balayına gideceğiz zaten. Bir gece için yorgunluk olmasın bana da. Yarın akşam bizdesin o zaman. Aa, tabii canım, yalnız kalacak hali yok ya. Bize gelecek, gelirsin değil mi? Gelirim anne. Zaten Halil de yalnız kalmamı istemez. Ay yeter kızım. Sileceğim diye tezgahın canını çıkardın. Ya. Vallahi bu bizden de titirsin. Maşallah maşallah. Kaçta gidiyor Müşit? Saatini bilmiyorum ama yarın akşam Ankara'da olacak işte. Ver ben karıştırayım. Kaç gün kalacakmış? Bir gece. Taze gelin bir gece yalnız kalacak ha? Annesi bırakmıyor. Bize gelirsin dedi. Onu bunu bilmem. Bir gecemiz var. Bütün hayatımız bu geceye bağlı. Yarın yaptık yaptık. Yoksa... Yarın gece bu iş bitecek Mustafa. Güven bana. Nasıl yapacaksın? Dur bakalım. Düşüneceğim bir şeyler. Anne, acıktım ben. Aman da babasının bir tanesi acıkmış mı ha? Ben de çok acıktım. Yiyeyim mi şimdi seni? Anam. Baba yapma. Anam. Baba tıkıklanıyorum. Ah, ben şimdi seni içeride yiyeceğim. Hadi bakalım. Hop, içeri gidiyoruz. Baba, hadi bakalım yapma. Gidiyoruz.